Hoş geldin Sultan. Hiç hoş gelmedim Cennet. Safiye Sultan'dan kurtuldum derken şimdi de Handan Sultan çıktı başıma. Murat Paşa ile konuştuğum için söyledikleri yetmedi. Şimdi de Bülbül Ağa bağışlandığı için öfkesini kustu. Şehzade Osman'ı da almak istiyorlar. Asla izin vermem. Eğer benimle savaşmak istiyorsa buyursun gelsin. Ondan korkacak değilim. Sen neden susuyorsun Cennet? Sinirinizin geçmesini bekliyorum sultanım. Zira doğru yolda olmadığınızı düşünüyorum. Ne demek bu? Karşınızda valide sultan var demek. Yani hünkârımızın zinhar vazgeçmeyeceği annesi. Ve derviş paşa. Musaip veziri. Durduk yere niye onları karşınıza alıyorsunuz? Öyle mi? Tavsiyen nedir Cennet? Tavsiyem sultanım. Onların huylarına gitmeniz. Ki başımız ağrımasın. Sen beni hala tanıyamadın galiba. Benim hiç kimseye müdanam yok. Ne derviş paşa ne Handan Sultan. Başım mı ağrıyacak? Varsın ağrısın. Böyle devam ederseniz sultanım, başınız daha çok ağrıyacaktır. Sen ne biçim konuşuyorsun benimle? Haddini bil. Daha düne kadar kimlere hizmet ettiğini unutma. Seni o çukurdan ben çekip çıkardım. Affedin sultanım. Yıllarını haremde geçirmiş biri olarak yol göstermek istedim. Karar elbet sizin. Cennet Kafa. Bülbül'ü bir görsen tüyleri yolunmuş tavuk gibi tünemiş odaya. Ne hali varsa görürsün. Allah Allah. Hah heyecan. Nesi var bunun? Yine ağzından bal damlıyor. Sorma ağam. Kösem Sultanımız az evvel buradaydı. Hı-hı. Herkesin içinde fena azarladı. Ona bozuldu. Kızlar. Anlatın bakalım neler oldu? Cennet Kalfa'nın yüzünden düşen bin parça sultanım. Fena bozulmuş. Ecan'a sual ettim, döküldü her şeyi. Kösem Sultan azarlamış. Neymiş mesele? Kösem Sultan sizin ona savaş açtığınızı söylemiş. İcab ederse savaşırmış. Cennet de yapmayın demiş. Valide Sultan'ı karşınıza almayın demiş. Sen misin bunu diyen? Türlü hakaret edip kovmuş Cennet'i. Kösem. Kösem haddini öyle açtı ki herkesin gözüne batmaya başladı. Aferin Cennet'e. Fırsat ayağımıza geldi acı. Ne yaparım da onu Kösem'in yanından çekerim diye düşünüyordum. Temiz bezleri hazır ettiysen kirlileri çamaşırhaneye götür. Gel. Kösem. Mustafa'mı haremden çıkarıp tecrit ettiler. Artık görmem dahi yasak. Haberin var mıydı? Ne diyebilirim ki? Günahlarınızın bedelini masum bir çocuk ödüyor. Tek tesellim canının bağışlanması. Hiç değilse arada bir görmeme izin verirsin. Tek istediğim bu. Konuş hünkârımızla Kösem. Sen de bir annesin. Evladından ayrılmak ne demek bilirsin. Artık hüküm verildi, elimden bir şey gelmez. Lakin içiniz rahat olsun. Huzur ve emniyeti için her şey yapıldı. Handan Sultan'ı şu kadarcık tanıyorsa bulur bir yolunu, alır canını. Ne yediğini, ne içtiğini göremeyeceğim artık. Ne giydiğine bakamayacağım. Buna kimse cüret edemez. Ne hünkârımız izin verir ne de ben. Peki seni kim koruyacak Kösem? Zira Handan sana sırf Safiye Sultan için katlandı. Onu göndermen için. Ona karşı dikkatli ol. Neden biliyor musun? Çünkü o bir korkak. Ve bütün korkaklar gibi ne yapacağını zinhar bilemez. Benim hiç kimseyle meselem yok. Safiye Sultan'a dahi boyun eğmemişken Handan Sultan'a mı teslim olacaksın? Birbirimizi kandırmayalım. Artık yeni bir düşmanım var. Üstelik yalnız da değil. Derviş Paşa ile birlikte.